bu sorunlarla boğuşmasaydı o zaman belki hani tartışabilirdik, konuşabilirdik. Ama maalesef bugün itibariyle Türkiye'nin ekonomik koşulları 25 milyar dolarlık bir şeyin altından kalkamaz. Ha, Çin'den finansman buldular diyelim. Çinliler getirdi 25 milyar doları, hani Tiko para saydılar. Yapmaya başladılar. O zaman da zaten Kanal İstanbul falan olmuyor. Kanal Çin falan gibi bir şey olur yani. Bu yap işlet devret modelinde ya da işte kamu özel ortaklığı meselesinde uzun süre 25 yıla yakın, bazen 49 yıla yakın bu şirketlerin oluyor. Senin olmuyor yani, sana ait olmuyor. Böyle bir sıkıntı var. Onun için ben bu meseleye fazla enerji harcamanın doğru olmadığını Ama düşünüyorum. ben bir temel Evet. atma teorini göreceğimizi Olacak düşünüyorum. olacak. Altı seçim Temel sonra olacak. bir referandum Deniz, geçirdi. sana katılıyorum. Evet, yani Ya bizim rakamlar. işte İsmail Kars'tan örnek verdi. Sarıkamış'tan Kars'a gidene kadar 20-30 tane ahır temeli var. Yani devletin verdiği teşvikleri almışlar, temel atmışlar, duvarları dikmişler. Bazılarında çatıyı kapatmışlar, bazılarında kapatamamışlar. Sonra bırakmışlar. Yani temel atmak yetmiyor ki, Türkiye'nin her tarafında temeli atılmış ya da işte daha geçenlerde bir CHP milletvekili açıkladı, yani burada bir baraj olması gerekiyor. Çünkü temel atıldı, tören yapıldı ama baraj falan yok diye açıklama yaptı. Yani hele seçim Öyle hepsini aynı dönemlerinde. anda istemeyeceksin. Önce köprü yapması gerekiyor. 3 tane ana yol var. İşte TEM var. İşte bildiğimiz klasik E5 diye bildiğimiz yol var. Bir de 3. köprü yolu var. Bunların köprüye geçmek zorundasınız ve köprülerin sudan Tabii yüksekliği tabii doğru. 65 metre olmak zorunda. Zaten Yani İBB uluslararası gemiye geçecek açıkladı. aldınız. İBB dedi ki bize düşen masraf, sırf bu yüzden düşen masraf 4 milyar doları buluyor. Ya bunların hepsi özetle Ve para. Ben Deniz senin gibi düşünüyorum. Rakamlar yoksulluğu işaret ediyor, işsizliği işaret ediyor. Kötü bir ekonomik tabloyu işaret ediyor diyelim. Bence İstanbul'u burada Kanal İstanbul'u noktalayalım. Biraz siyaset konuşalım. Derim ben. Ne dersiniz dostlar, ya hazır arkadaşlar? bu dış politikadayken şu Avrupa Birliği Koltuk meselesi mi Deniz? koltuk meselesini, aklıma bugün Oğuz Çelikkol geldi, büyükelçi. İsrail'de büyükelçiyken hatırlarsınız bir ilişkilerde kriz vardı. Bakan Oğuz Çelikkol çağırdı. Kendileri yüksek bir koltukta oturdular. Oğuz Çelikkol'a alçak bir koltuk verdiler. Bayağı bir olay olmuştu. Biz burada bayağı bir alçak koltuk krizi diye haber yapmıştık. Şimdi bunun bir benzeri yaşanıyor. İşte herkes bir bahane buluyor ama Sofagate yani diyorlar ona. Kanepe krizi. Evet. Sofagate diyorlar. Kanepe. Kanepe skandalı gibi. Sofagate. Divan Gate diyen Ya Avrupa basında şeyler var. Haberler var. burada şöyle, şimdi ben diplomaside çok hani diplomasiyi takip ettiğim için protokol kurallarını da biliyorum. Hani Avrupa Birliği'nin işleyişini de biliyorum. Şimdi burada şöyle bir şey var. Avrupa Birliği Komisyonu Avrupa Birliği'nin hükümeti demek. Yani bu komisyonun başkanını, yani o hanımefendi Avrupa Birliği'nin başbakanı. Diğer beyefendi de konsey başkanı, o da bir çeşit cumhurbaşkanı. Yani Almanya'daki gibi etkisiz cumhurbaşkanı, etkili Başbakan gibi. başbakan gibi. Öyle düşünün. Şimdi dolayısıyla bunlar salona girdiğinde protokolün önceden bir cumhurbaşkanına, iki de bunlara koltuk ayırması gerekiyordu. Ama Avrupa Birliği'nin başbakanı statüsündeki komisyon başkanını bizim Dışişleri Bakanı'nın muhatabı yapmışlar. Yani Dışişleri Bakanı'nın karşısına Avrupa Birliği Komisyonu'nun dış ilişkilerden sorumlu üyesi ya da belki genişlemeden sorumlu üyesi oturabilir. Protokol şeyine baktığınızda. Dolayısıyla bu protokolü hesaplayanların Cumhurbaşkanı'nın bir sağına bir soluna iki koltuk koyması gerekirdi. Ama işte korona bahanesiyle vesaire böyle bir şey, bence ciddi anlamda bir protokol sorunu var burada. Bunu her şekilde açıklayabilirler. İkincisi de bu konsey başkanı bence hatalı. Konsey başkanı şu nedenle hatalı: madem eşitsiniz, madem bu hanımefendinin de koltukta oturması gerekiyor, biraz centilmen olabilirdi. Siz burada buyurun oturun, ben karşıda sofaya oturayım diyebilirdi. Hemen koştura koştura gitti.
bu koltuğa oturdu. Bu da Avrupa Birliği'nin kendi içindeki krizin nedeni. Hanımefendi sorun çıkarmak istemedi galiba. Olur mu? Demiş işte yani. Hikaye biraz, ben bugün konuyu yazdım. Homurdanmış orada. Bir şey, nedir görünüyor geçen manzara? Yıl, manzara şu. Geçen yıl az önce ekonomi konuşurken de konuştuk. Geçen yıl 9 Mart'ta Brüksel'de bir görüşme yaptılar. Görüşmeyi hatırlarsınız. Bir masa vardı. Ve Cumhurbaşkanı ve Mevlüt Çavuşoğlu yan yana oturuyorlardı. Hı hı. Karşılarında da yine Michel ve von der Leyen vardı. Karşılıklı oturuyorlardı ve Avrupa Birliği zirvesinden bu fotoğraf verildi dışarı. Evet, bu fotoğraftan bahsediyorum. Bu fotoğraf aslında çalışma ziyaretlerinde veriliyor bu fotoğraf. Heyetler arası ziyaretlerde, ama Erdoğan orada devlet başkanı gibi ağırlanmadığını hissetti. Çünkü o zaman Avrupa Birliği'nin tam burnundan kıl aldırmadığı dönemdi. Uluslararası ilişkiler bu kadar karışık değildi ve bizim çok paraya ihtiyacımız olduğu dönemdi. O gün bakın doların 6.80'e doğru gittiğini ve o tutma çabasının başladığı gündür. 9 Mart günü dolar verilerine bakın, sonra nasıl çıktığına bakın. Yani o gün salgının da başlangıcıydı, daha yeni başlıyordu ve yükselmeye başladı. Ve ekonomide sıkışacağımızın belli olduğu zamandı ve Avrupa Birliği'nde işleri düzeltiyorduk. Von der Leyen'in sert açıklamalarını hatırlayın. Çok ciddi Türkiye ile ilgili açıklamalar yapıyorlardı. Ve bu açıklamalar devam etti. Ama Türkiye bir işaret şeyi yaktı. Ve Trump'ın gidişinden sonra Biden da devreye girdi. Ve bugüne kadar 8 ay 9 aylık bir süreçte, yıl sonuna kadar ilişkiler tamir edildi diyebilirim. Ama onların da bize ihtiyacı vardı. Önce özellikle bu mülteci meselesinde ihtiyaçları var. Mültecileri tutma görevi var Türkiye'nin, ne yazık ki mültecilerle ilgili. O da olmasın zaten, selamı sefer kesecekler herhalde. Kesecekler, aynen öyle. Ve düşünün, o süreçten sonra Aralık'taki zirvede Türkiye'ye ciddi yaptırımlar çıkması gerekiyordu, çıkmadı. Süreçte Avrupa Birliği'nin de özellikle Rusya politikasıyla ilgili de son Ukrayna olayında görüyoruz. Türkiye'ye ihtiyacının olduğu ortaya çıktı. Ve 9 Mart'taki fotoğrafı Ankara unutmadı. O fotoğraf dediğim gibi Erdoğan'a sıradan bir çalışma arkadaşı muamelesi yapıyordu. Daha öncesinde bir devlet protokolü görülmedi ve Erdoğan'ın bozulduğu söyleniyordu. Ama bu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yerine göre hep yüksek perdeden konuşan partinin aslında yerine göre nasıl da hazmedebildiğini gösteriyor bazı şeyleri. Denizli, yüksek sesle itiraz edilmedi o fotoğrafa. Deniz de az önce söyledi ya aslında, evet, sağına soluna Cumhurbaşkanı'nın birer koltuk konularak belki halledilebilirdi evet, dedi. Ve o gün o fotoğrafın bedelinin yine diplomatik karşılıkla, yani Ankara'daki söylenenler aktarıyorum, diplomatik karşılık, yani mukabelede bulunması, aynı şekilde mukabelede bulunması, karşılıklılık ilkesi vardır biliyorsunuz. Kararlı verildi ve kurban olarak da Ursula von der Leyen seçildi diyorsun gibi görünüyor. Evet. O süreç bu sürece geldi yani. Evet, o süreç bu sürece geldi. Bugün de o fotoğraf. Niye Ursula'ya kestiler kadar faturayı? Niye Ursula? Ursula'nın, Michel'i düşündüğünüz zaman Ursula'nın, ya, Ursula. De şöyle bakıyorum. Von der Leyen, yani Avrupa Birliği'nden hangi heyet geldi çoktandır Ankara'ya? Yani. Ya sonuçta birine kesilecek. Sonuçta iki kişiler. Onlar sürekli. Bizimkiler de onları suçluyorlar. Evet. Protokol görüşmesine gelmediniz diyorlar. Evet, gelmediniz. Hatta onlar dediler ki akşamüstü dedikleri açıklama da, yaptıkları açıklama da şu. En azından Deutsche Welle üzerinden verdikleri açıklama şu. Bize içeriği görmemize izin vermediler bize. Odaları görmemize izin vermediler. Bu yapılacak bir hata değil. Kolay kolay yapılacak bir hata değil de. Ama Avrupa Birliği'nin de sineği çekmeye hazırlandığı görünüyor bunu. Deniz, reklama gideceğiz. Alalım cümleleri. Dışişleri Bakanlığı Protokol Dairesi'nin bunu ayarlamak için AB heyetiyle ya da delegasyonuyla buradaki temsilcilikte görüşmesi mi gerekiyor? Yani bilmiyorlar, sıradan bir duruş hatası değil. Ayakta duracakları yeri bile belirliyorlar değil mi? Yani Deniz daha iyi bilir. Tabii. Ya bilmiyorlar mı hangisinin makamı hangisine denk gelir? Ha, burada şöyle bir şey olursa, hani biz de başkanlık sistemine geçtik. Artık başbakan yok. Dolayısıyla hani Amerika'da Dışişleri Bakanı'na State Secretary of State diyorlar ya hani. Başkanın sağ kolu gibi. Belki hani başbakanın karşısına Dışişleri Bakanı'nı koymuşlarsa bizim yeni sisteme göre izah edilebilir. Hani ama yani ben Dışişleri Bakanlığı protokolünün bu konularda ne yapması gerektiğini çok iyi bildiği kanaatindeyim. Ciddi. Dolayısıyla bunu da bilerek yaptılar o zaman. Ben Hakan'a katılıyorum. Rövanş yani. Rövanş olabilir.
Peki. Yok, zaten bilgi de o. Von der Leyen o anda anlıyor durumu zaten. Ehem diyor. Bundan bir ehem krizi diyenler de var. Ehem diye. Hani kendini belli ediyor. Ben buradayım diye. Valla keseyim. Protokol görevlilerinin bunu bilmemesi mümkün Vallahi değil. Valla keseyim. Yine bir kısa reklama gitmemiz lazım. Orada ama ehem mühem olmamış yani. Demişler, kanepeye geç abla demişler. Reklama gidiyoruz. Dönüşte biraz siyaset konuşacağız. Ahmet Hamdi Çamlı dersem ne dersiniz? Bilirsiniz. Evet. Siyaset CHP'yi konuşacağız. Reklama gidelim. Dönüşte siyasette devam edeceğiz efendim. We'll be right back.